Felatun Bey ile Rakım Efendi. Yazan Ahmet Mithat Efendi. Biz hikayemizde asıl Can, Margaret ve Canan arasında geçen konuşmalara muhtaç olduğumuzdan ona dair biraz tafsilat verdik. Öteki odada Rakım ve karı koca Ziklaslar arasında geçen konuşmalarsa hep havai şeylerdi. Sonra kızlar da salona çıkarak Canan da yanlarında olduğu halde piyanoya oturdular. Artık Ziklas'ta keyifler katmerleşmeye başladı. Kah Alafranga, kah Alaturka havalar çaldılar. Özellikle en sevdikleri Ey Sabah, Es Beni Yarım şarkısını iki defa çaldılar. Nihayet yemek vakti gelince Rakım daire şeklinde sofra iskemlesi, pirinç sini, sofra bezi, uzun peşkir elinde olduğu halde Ziklas'ın bulunduğu odaya girip kaşıklık kesesi, ekmek sepeti, tuzluk, biberlik, erkan minderleri, hasılı, tam Alaturka bir sofranın bütün eşyasını Ziklas'a gösterdi. Deli İngiliz bunları alıp birer birer bakar ve her biri hakkında detaylı malumat alıp, aldığı her malumata da ayrı ayrı şaşardı. Hepsi sofraya oturdular. Usulüne göre çorbayı içtiler. Ardından önceden kendisine söylediği gibi bir Arap eli yahni sahanını kapı arasından uzattı. Ziklas bunu görünce o kadar hayret etti ki merakından kalkıp Arap'a bakacağı geldi. Hatta kızlar yerlerinden davranmışlardı bile. Annelerinin engellemesiyle oturdular. Henüz alafranga sofrada yemek yememiş olan bir Türk'ün alafranga usulüyle yemek yediğini görmek gerçekten insanı güldürür. Mesela önünde tabak içinde bulunan eti bıçakla keserek çatalla yemeyi beceremeyenlerin elleriyle kopardıktan sonra çatalla saplayıp aldıkları görülür ki bu acemilik insanın pek hoşuna gider. Lakin hiç Alaturka yemek yememiş bir İngiliz'in Alaturka yemek yemesi insanı katılıncaya kadar güldürecek bir şeydir. Hele bugünkü misafirlerin yemek yemeleri kendilerini de güldürmekteydi ya. Mesela yahni sıcak sıcak gelmiş olduğundan Ziklas aceleyle parmaklarını sahanın ta dibine kadar daldırdığı anda can acısıyla kolunu yıldırım gibi bir süratle geriye çekerken yanında bulunan eşine bir dirsek vurup biçare kadını devirmesi az buz kahkahalarla gülünecek seyirlerden değildi. Edebi sofralara hoş geldiniz. Bugün Türk Edebiyatı'nın çok büyük bir ismi Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi'deki sofrasına konuk olacağız. Bizlerle çok kıymetli bir edebiyatçımız birlikte Sayın Beşir Ayvazoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bağa kardeşim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Hocam aslında 19. yüzyılda yani Tanzimat romancılarında sofra çok tekrar eden bir tema. Yani bir dekor olarak da var. Fakat bazı yüzleşmelerin yapıldığı yahut da karakterlerin tanıtıldığı bir mekanlar olarak da karşımıza çıkıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar özellikle bu Ahmet Mithat Efendi için şunu söylüyor. Yani sofrada kendini bulan yazardır diyor. Şimdi biz Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi konuşacağız. Şunu merak ediyorum. Aslında Felatun Bey ve Rakım Efendi de Ahmet Mithat'ın yapmaya çalıştığı şey kendi edebi yolculuğunda da bir yeri var. Önemli bir yeri var. Sofra burada nereye oturuyor aslında? Evet, sofra ve yemek. Evet. Tabii aslında bir medeniyeti tanıtmak istiyorsan onun sofrasına ve yemek kültürüne bakacaksın. Bence en güçlü göstergelerden biridir sofra ve yemek kültürü. Bizim yemek kültürümüz de fevkalade zengin kültürdür bildiğiniz gibi.
biraz da yazarın mizacıyla alakalı bir şeydir. Yazı eserlerde sofraya verdiği önem yazarın mizacıyla alakalı bir şeydir. Tabii bazı davranışları özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı tarzdaki romanlarda iki kültürün çatışmasından kaynaklanan bazı dramatik komik durumları izah edebilmek için de bir sofra sahnesi şart gibi görünüyor. Velhatun Bey ve Rakım Efendi romanındaki o Ziklasların sofrası gibi değil mi? Evet. İngiliz dostları Ziklasların sofrası gibi. Şimdi Ahmet Mithat Efendi hani mizaçlar önemli dedim ya. Ahmet Mithat Efendi sofra zevki olan bir adam. Zaten koskoca bir fen, bir dağ gibi Adem diyor ya Fikret. Ahmet Mithat Efendi hicvettiği meşhur şiirinde bir dağ gibi Adem'dir. Hakikaten son derece iştahlı bir adamdır. Yemek yemeyi sevdiği gibi yemek pişirmeyi de çok seven. Öyle mi? Ustaca pişiren. Bir enteresan adamdır Ahmet Mithat Efendi. Hatta oğlu Kamil Yazgıç vardır. Hatıraları da anlatır. Yani mutfağa girdiği zaman mesela börek, pilav ve kabak tatlısını Bolulu aşçılara taş çıkartacak nefasette pişirirdi diyor. Yani babam mutfağa girdiği zaman biz bayram ederdik diyor. Çok güzel börek yaparmış hakikaten. Pilav zaten bizim medeniyetimizin olmazsa olmazlarındandır. Hani Yahya Kemal'e sormuşlar ya biz daha Viyana'ya kadar nasıl gittik? İşte pilav yiyerek ve mesnevi okuyarak. Bu sembolik bir ifade ama bir gerçeği de ifade ediyor. Hakikaten pilav bizim medeniyetimizin önemli unsurlarından biri. Ahmet Mithat Efendi de çok seviyor. Hamur işlerini çok severmiş esasen. Aslında avcılığı sevmesine rağmen eti fazla yemez, etten haz etmezmiş. Ama kendi avladığı avların etinden haz edermiş ve dermiş ki dünyadaki en lezzetli yemek insanın kendi avladığı hayvanın etidir. Hiç şaşırtmıyor. Şaşırtmaz. Yani, şey çünkü yani bu müteşebbisliğe o kadar vurgulamış ki hani insanın kendi emeğiyle bir şeyler başarması mutfakta da onu iz düşümünü görmek ilginç. Bu cümlesini aslında onun hayatına uygulamak mümkündür. Yani o sofra zevkinde av eti yemeyi ama kendisinin avladığı avın etini yemeyi dünyanın en lezzetli tadı olarak gösteriyorsa bunun hayatına tamamen kendi emeğiyle kazanan elde ettiği şeylerin zevkini ifade etmesi bakımından, önemini ifade etmesi bakımından, aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin iktisadi görüşlerine bir işaret koyması bakımından son derece önemli bulurum ben. Evet, sofra kültürü öyle bir şey. Belki de ilk defa sofra, gerçi Namık Kemal'in İntibah romanında da bir Mahpeyker'in sofrası vardır. Ama ciddi manada bir kültürel çatışmayı, zıtlığı ortaya koymak için kurulmuş ilk sofra edebiyatımızda, bana sorarsanız bu Ferhatun Bey, Rakım Efendi romanındaki sofradır. Tabii sofra kültürü, yemek kültürü aynı zamanda kendi ritüelleri olan bir kültürdür bu. Şimdi bir Batı'nın yemek yiyiş tarzıyla, Doğu'nun yemek yiyişi, bir Japon'un, bir Çinli'nin yemek yiyiş tarzı farklıdır. İster istemez kültürel alışveriş başladığı zaman, Batılı gibi yemek isteyen Doğulu'nun Batılı sofrasında, masasında daha doğrusu, yemek masasında zorlanması, çatalı bıçağı kullanması, komik bir takım manzaralar ortaya çıkmasına yol açıyor. Aynı şekilde bir Batılı'nın da böyle bir yerli sofraya, Türk sofrasına oturduğu zaman bizim yemek, eskiden bizim yemek yiyiş tarzımız gibi yemeğe kalkıştıkları zaman daha da gülünç durumlar ortaya çıkabiliyor. Zaten Ahmet Mithat Efendi bunu özellikle vurguluyor. Bunun için vurguluyor. Kültürler arasındaki farklılığı karşı karşıya girdikleri zaman ortaya çıkan komik durumları anlatmak için. Zaten işte alafranga tip de alaturka tip, yerli tip arasındaki farklılık ve çatışma da işte bu sofradaki durum gibi bir çatışma. Bir doğulunun batılı yaşama tarzını benimseyerek onun ritüellerini, onun alışkanlıklarını, yemek yeme şeklini, oturuşunu, kalkışını
taklit etmeye kalkıştığı zaman, o medeniyeti tam anlamadan, içinden kavramadan taklit etmeye kalkıştığı evet. zaman işte günün durumları anlatmaya çalışıyor. Velhatun Bey öyle. Yani Batı medeniyetini içten tanımayan, bunu sadece dış görünüşünü taklit etmeye çalışan, sanki batılı olmak, batılılar gibi eğlenmek, yemek, içmek olduğunu zanneden tipler. Bizim Türk romanında Rakım Efendi'den, Eflatun Bey ve Rakım Efendi'den başlayarak uzun süre devam eden böyle romanlar vardır. Yani alafranga tiplerle yerli tiplerin çatışmasını anlatan. Mesela en iyisi bunun, en güzeli bence bana sorarsan Recaizade Mahmud Ekrem Bey'in Araba Sevdası. Ki Behruz Bey biliyorsun. Bir bakıma Felahattin Bey'in karşılığıdır. O da miras yedi. Babasından kalan servette har vurup harman savuran. Batılılık bu olduğunu zannederek harman savuran. Batılı olmaya özendikleri halde Fransızcayı bile doğru dürüst. O sırada Fransızca başat yabancı dil biliyorsun. Her şeyi biz Fransa'dan, Fransa kanalıyla Batı kültürüne nüfuz ettik. Böyle 3-5 Fransızca kelime, kalıp, deyim vesaire öğrendikten sonra koltuğunun altına bir Fransızca kitap, cebine bir Fransızca gazete çıkıp sıkıştırıp Beyoğlu'na çıkmak. İşte oradaki kitapçılarla veya Fransızca bilen Levantenlerle vesaire bir iki kelime Fransızca konuşmak onlar için son derece önemliydi. İşte Ahmet Nat Efendi'den başlayarak Türk romanı uzun süre bu tiple, karakter değil aslında, tip. Bu tiple alay etmiş. Felahattin Bey'in bu tipin ilk örneği olması son derece önemli. Çünkü bir de biliyorsun daha gelişmiş bir karakter olan aynı tipte Meftun Bey vardır. Hüseyin Rami Gürpınar'ın sevdisinin kahramanı. Meftun Bey. Daha sonra Yakup Kadri'nin Kiralık Konağı'nda veya Mustafa'nın Fatih Harbiyesi'nde böyle karakterler, tipler vardır. Bu sofrada gördüğümüz Felahattin Bey ve Rakım Efendi aslında çok net çizilmiş karakterler, tipler diyelim. Ve Rakım Efendi her zaman haklı, kendince çok sarih, böyle net bir düşünce dünyası olan bir isim. Bir duruşu olan. Ve bu Ahmet Mithat Efendi'yi temsil ediyor. Peki Ahmet Mithat Efendi'nin durduğu yer, modernlik tanımı bu kadar duru, saf, böyle çelişkiden uzak bir yerde mi? Yoksa onun da böyle çıkmazları var mı? Yok, kafası karışık. Kafası karışık. Ama Tanzimat döneminden itibaren kafası karışık olmayan kimse de yok. Yani tamamen farklı bir kültürle karşı karşıya kalmışlar. Bir bocalama dönemi. Yani kültürel manada kesin, çok kesin bir ikilik var. Hayatları neredeyse ortadan ikiye bölünmüş gibi. Bu hem toplumsal olarak hem de insanların kafasında yaşanan bir bölünme. Enteresan bir hadise. Mesela Behruz Bey tipiyle Araba Sevdası'nda Felahattin Bey'in temsil ettiği tipi hicveden Recaizade Ekrem Bey, o da kafası karışık bir adam. Hatta Yahya Kemal anlatıyor. İsmail Safa Bey, Beyam Safa'nın babası, bir gün ziyaretine gitmiş Yalı'da. Yalısı var biliyorsun İstinye'de. Kış günü. Fakat girdiği zaman paltosunu çıkarmadan dalmış içeri. Valla Türk'e bir adam İsmail Safa Bey. Recaizade de piyanosunun başındaymış. Bir vaaz çalıyor artık. Hangi bestekardan, kompozitörden hangi eseri çalıyorsa bilmiyoruz. Hiç tınmamış, kafasını bile çevirmemiş. Meğerse alafrangalıkta salona girince mutlaka paltoyu çıkarıp hizmetkara vermek gerekiyormuş. Bu önemli kibarlığı, nezaketi, medeniliği göstermediği için istisna ediyor. İsmail Safa Bey de çekip gidiyor. Hiç görüşmeden köz köz yalıyı terk ediyor. Yahya Kemal diyor ki, Recaizade de diyor, aynen romanındaki Behruz Bey'in kendisidir. Yalısında da iki türlü hayat yaşanıyor, biliyor musun Recaizade'nin? Öyle mi? Evet. Bir yanda mesela uzun peşli şeyler, hizmetkarlar, Alaturka böyle sofralarda hizmet veriyorlar. Ama bir yanda da başka misafirlere böyle beyaz kıyafetler giymiş, başlarında boneli,
hizmet, garsonların hizmet verdiği Avrupa'yı alafranga masalarda, alafranga yemek takımlarında yemek yenen, mayonezli yemeklerin yendiği vesaire ayrı bir hayat var. Mesela oğulları bir yandan piyano dersleri alıyor, bir yandan da iptidai mektebinde mesela akaid ve ilmihal okuyorlar. Mesela dostlarından bir kısmını Alaturka o geceler, müzik geceleri düzenliyor. Bir kısmı alafranga müzik geceleri düzenliyor. Yani böyle tam ikiye bölünmüş bir hayat. Kafalar böyle hakikaten. Ahmet Tat Efendi de böyle. Hı. Aslında bu bölünmüşlük, bu bölünmüşlüğü giderme yolu işte ikisinin sentezini şekilde meydana getirmek. Rakım Efendi, Ahmet Tat Efendi'nin kafasında böyle bir sentez. Kendisini de böyle bir sentez olarak görüyor. Dikim evini piyano alıyor biliyorsunuz cariyesine. Ama cariyesi var bir yandan. Hı hı. Cariyesi yetişsin, güzel piyano çalsın, müzik öğrensin diye bir hoca tutuyor. Josephine diye bir hoca. Sonra Josephine Ahmet Tat Efendi'nin metresi olacak. Yani bir Tat Efendi'nin diyorum, Rakım Efendi'nin metresi olacak. Yani kafası hakikaten karışık. İşte bu o karışıklığın, bu ikiliğin giderilmesi için formüller geliştiriyorlar. İşte Doğu Batı sentezi falan. Ziya Ülkalp'ın o teorik kültür milli, medeniyet beynelmileldir formülü bile aslında işte bu zıtlığı gidermenin formüllerinden bir tanesi. Mehmet Akif ne diyor? İşte alınız ilmine garbın, alınız sanatını, veriniz mesainize hem de son suretini diyor ama kendi mahiyeti ruhiyeniz, yani ruhi mahiyetiniz, milli kimliğiniz kılavuz olsun size diyor. Yani başından beri aslında kafalar bu şekilde çalışıyor. Bu tanzimatla başlayan zıtlığı gidermenin başka bir yolunu bulamıyorlar. Yok gibi de görünüyor. Evet. Aslına bakarsan. Belki o zıtlıktan dolayı bu kadar mizahi bir dili var. Yani bağdaştıramayınca iki kendi dünyasında da, belki karakterinin dünyasında da iki farklı alem bağdaşmayınca belki bunu açığa çıkarmanın en iyi yolu hiciv. Ve böyle mizahi bir anlatım. Bu Ahmet Mithat Efendi'deki bu ekol, yani bizim Türk Edebiyatı'nda var mıdır? Yani bu böyle bir mizahla, hicivle anlatma. Zaten Hüseyin Rahmi'nin vesaire, Hüseyin Rahmi'nin mesela bu manadaki romanları Şık olsun ki Şık romanı Ahmet Tat Efendi'nin Hüseyin Rahmi'yi keşfettiği romandır diyorsunuz. Hı. Böyle bir adam yani. İnanılmaz bir adam hakikaten. Yani, müthiş mütecessis adam. Her şeyi öğrenmek istiyor. Ekonomiden güzel sanatlara, evet, kadar. Efendim romandan hikayeye, tiyatro eserinden musikiye kadar. Musikiyle çok yakın alakadar. Musiki yazıları kocaman kitap haline yayımlandı. Biliyorsun. Musikiye, evet, yakından alakadar. Yani bir hezarifen. Bu hepsi, hiçbirine derinleşemiyor. Çünkü amacı derinleşmek, çok iyi roman yazmak değil. Çok iyi musiki yapmak değil. Roman yazarak topluma mesaj vermek. İşte onun için Hacı'yı evvel diyorlar. Hakikaten okuması yazma seviyesi çok düşüktü o zamanlar. İşte yüksek seviyede eser verdiğini düşünenler, Hamitler, Namık Kemal'lerin falan dili, anlatım tarzı, mesaj veriş tarzı da kitlelere nüfuz etme imkanına sahip değil, yayılamıyordu kitlelere. İşte Ahmet Tat Efendi hikayeleriyle, romanlarıyla, risaleleriyle vesaire şöhreti Osmanlı sınırlarını aşan, çok okunan bir yazar haline geldi. Bu hem yerli tarafının olması, güzel anlatması, herkesin anlayabileceği şekilde anlatması, onun çok okunur bir yazar haline gelmesini sağladı. Her şeyi öğretmeye çalışıyor. Yani Batı medeniyet, gerçek manada Batıcı aslında. Evet. Modernist, muhafazakar diye de tarif edilebilir. Yani Batı medeniyeti nereye gelmiş, neler var, dünyada neler olup bitiyor, bütün bunları kendi dünyasına, kendi halkına, kendi ülkesine tanıtmak, anlatmak, öğretmek için büyük bir gayret, evet, sarf ediyor. İşte kurduğu çiftlik aslında bir numune çiftliği. İşte böyle çiftçilik yapılır. Nebahtiyarlık romanındaki Şinasi'nin çiftliği gibi. Bunları göstererek öğretmek. Bu manada aynı zamanda ciddi bir müteşebbis. Ahmet Tat Efendi. Belki bu konuyu da soracaksın. Bilmiyorum. Hakikaten ciddi bir müteşebbis.
Ta çocukluğuma itibaren ticaret hayatının içinden gelme. Bu atlar dükkanında çalışarak hayatını kazanmaya başlamış fakir bir ailenin çocuğu. Bir atlar dükkanındaki bir komşusunun yardımıyla okuma yazma öğrenmiş. Sonra abisinin yanına Niş'e gitmiş. Niş'te iptidaiye başlamış. Tophane'de bitirmiş. Sonra Rusçuk'ta vesaire Mithat Paşa ile tanışmış. İşte orada gazete çıkarmış. Mithat Efendi Mithat Paşa ile Bağdat'a gitmiş. Orada Zevra gazetesine çıkarmış vesaire. Ceride-i Havadis'e gelmiş. Orada baş muharrir olmuş. Onu yaparken işte kendi matbaasını kurmuş. Düşünebilir misin? Yani inanılmaz bir şey. Evinde, Tahtakale'deki evinde matbaa kuruyor. Orada kendi kitaplarını basmaya başlıyor. Basıyor, formalarını kırıyor, kitap haline getiriyor. Dağıtımını bizzat yapıyor. Bizzat yapıyor. İşte bu çabası sürekli gelişen bir çaba. Evet. Daha sonra o Sirkeci'de matbaasını açacak. Meşhur Tercüman-ı Hakikat matbaası. Daha sonra Beyoğlu'nda faaliyetlerine devam edecek. Yani yayıncılıkta müteşebbis matbaa kurmuş. Buna Tercüman-ı Hakikat gazetesi bütün İslam dünyasında, Türk dünyasında özellikle. Türkçe konuşan dünyada okunan bir gazete. Öte yandan işte Akbaba'da çiftlik alıyor. Orada Numune çiftliği kuruyor. Sonra başka bir çiftlik alıyor yine Beykoz'da. Orada çıkan suyu pazarlıyor. Damacanalar halinde pazarlıyor. İşte Sirkeci de dükkan açıyor. Bir yanda matbaası var. Dükkanda tezgahın başına oturuyor. İnsanlara bardak bardak su satıyor. Süte meraklı sütçülük yapıyor. Modern arıcılık yapıyor vesaire. Yani hayatın her anı bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek. Geçen işte bir kitabın adı biliyorsunuz Sevda'yı, Savi Amel. Yani çalışma ve üretme sevdası, aşkı. Siz peki Ahmet Mithat Efendi'nin sofrasına konuk olmak ister miydiniz? Tabii. Onun sofrasına konuk olan çok aynı zamanda Beykoz'daki yalısını bir işte akademi haline getirmişti biliyorsun. O tarafı da var. Zaten bir tiyatro hocası var. Efendim bir inşaat hocası yani şiir okuma, tarih hocası var. Ve tiyatro grubu kurmuş. Yalısında Namık Kemal'in Vatan Yahu Silistesi'ni kendisinin bir oyununu sahneliyor. Çevreden de çok seçkin seyircileri var. Ve orada yetişen talebeler var. Ziraat öğrenen. Mesela Cevat Üçlü Bey vardır. Türk ziraat tarihi üzerine çalışan. Mesela Türk çiçek kültürü üzerine de çok ciddi yazıları ve eserleri olan bir zat, ziraatçı. O Ahmet Mithat Efendi'nin yalısında yetişmiş bir adam. Yani insanları yetiştirmek, kabiliyetleri keşfetmek bakımından da benzeri olmayan bir adam. İşte Hüseyin Rahmi'yi keşfettiğini söyledik. Şık romanı. Daha 15-16 yaşında bir çocuk bir deste müsvedde gönderiyor. Okuyor. Tercüman gazetesinin birinci sayfasında işte Ahmet Hüseyin Rahmi Bey şık romanınızı okuduk. Lütfen Tercüman-ı Hakikat bürosunu teşrif ediniz. Görüşelim falan diye. Birinci sayfadan ilan ediyor. Ahmet Rasim ilk yazılarını Tercüman-ı Hakikat'te yazıyor. Yani birçok insanı yetiştiren, keşfeden ve ön plana çıkmalarını sağlayan bir kaşif. Ne güzel. Kabiliyet kaşifi. Aynı zamanda bir adam sarrafı yani. Önemli adam, renkli adam. Ressamlığı bile var. Resim bile yapmış. Zaten yani olmadıklarını saysak herhalde daha az süresi çıkacak. Olmadıklarını, onda olmayanları saymak belki daha kolay olabilir. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz bize bugün katıldığınız için. Ayağınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Ahmet Mithat Efendi'yi de anmak, hatırlamak vesilesi yarattığınız için ayrıca bir teşekkürüm. Biz teşekkür ediyorsunuz. Evet, Edebi Sofralar'da bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görünceye dek afiyetle kalın.